Herkese merhaba. Senelerdir bana ısrar edilen YouTube piyasasına sonunda girmiş bulunmaktayım ve en zor olan şeyle başlıyorum. Açılış konuşması. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Senelerdir bana ısrar edilen YouTube piyasasına sonunda girmiş bulunan yine sizlerle birlikte. Herkese selam. Benim için çok kolay. Yanımda 15 senedir hayatımda olan, 13 senedir de devletin rızasıyla evimde yaşayan eşim, beyim, Emir Benderlioğlu var. Ona bugün kimsenin bize sormayı akıl edemediği soruları sormaya niyetlendim. Umut ediyorum bu niyetimi gerçekleştirebilirim. İnşallah Allah'ım lütfen utandırma. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Tabii ki. Öncelikle kimliğim oyuncu Emir Benderlioğlu. Evet, doğal başlamamız iyi oldu. Yani çünkü siz hani devlet zoruyla dediniz, ne dediniz? Devletin himayesiyle, kararıyla yani çökmüş bulunmaktayım hayatına. Merhabalar. Teklifinizi bana ilettiğinizde öncelikle düşündüm. Yapsam mı yapmasam mı diye. Ama tabii ki sizi tanıyoruz, biliyoruz. O yüzden de kabul ettim. Hoş bulduk, merhabalar. Heyecanımı azalttığım için çok teşekkür ederim. Özellikle doğal davranışlarım için ekstra teşekkür ederim. Rica ederim. Beni ben yapan anlar var ve o anlardan bir tanesi... Beni ben yapan anlar da var. Evet, beni ben yapan anlardan bir tanesinde seninle hiç unutamadığım bir konuşma var. Onda da ilk flört ettiğimiz dönemlerde bana ilgi alanlarımı sormuştun. Hobilerim ne demiştin? Ve ben orada hayat karmaşası esnasında aslında... Kitap okumak ve film seyretmek dışında hobim olmadığını fark ettim. Evet ya, nasıl hatırlıyorsun bunu? Bebeğim, ya, aşkım benim. Bunu her şeyi hatırlıyor musun sen? Evet, bana bir sürü hobi kazandırdığın için ve gerçekten şu an hayatımın olması gereken şekle soktuğun için o soruyu sorduğun ve beni düşündürdüğün için öncelikle teşekkür ederim. Şimdi o kadar çok hobim var ki bu hobiler arasında bazen beni göremiyorsun. O yüzden sana ekstra teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gelişimime katkı sağladığın için. Bunu sen yaptın. Biliyorsun hiç kimse istemeden, hiç kimseye hiçbir şey yaptıramaz. Evet, hobilerle ilgili bana bir şeyler daha söylemek ister misin insanlara? Yani eşlerine, evlilikte insanların kendi alanlarıyla ilgili o rahatlık kısmıyla alakalı bizi izleyen, bizi örnek alan insanlara bir şey söylemek ister misin? Bak çok ciddi sordum. Evet, yalnız işte ben ciddiyet, az önce sorsaydım mesela çok ciddiydim. Ama şu an tabii ki cevaplarım sorduğun soruyu. Şimdi öncelikle evlilik dediğimiz şey, iki insanın bir arada olması dediğimiz şey, iki ayrı dünyanın ya da iki ayrı evrenin, çünkü her insan bir evrendir, bir dünyadır. İki ayrı evrenin bir araya gelmesi ve hani matematikte vardır ya kesişim kümeleri. Hı hı. O kesişim kümeleri, yani birbirini kesen kümeleri haricinde de bir şey var ama. A few moments later. İşte orada insanların kendi dünyalarını da muhafaza etmeleri gerekiyor. Eğer kendi dünyanızı muhafaza edemezseniz ve 2000 years later. Yani şöyle şeyler bence hikayedir. Yani iki insanın bütün işte değer yargıları aynı olacak, ruh işi falan filan, hani anladın mı? Hobiler aynı olursa, her şey aynı olursa çok güzel laf bunlar. Bence yani %1-2 ihtimal. Yani herkesin olmaz, kendi alanları olmaz. Yani mümkün değil demeyelim. Yani o şekilde mutlu olan insanlar da vardır ama çok zor yani. Evet. Ve bu alanlara karşılıklı saygıyla. Biliyorsun bizim iletişimimizde de var. Yani senin alanlarına ben hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Benim ben de senin alanlarına müdahale etmiyorum. Hatta ben sana evde alanlarınla ilgili yer de açıyorum. Evet. Ve bunu destekliyorum. Sağ olsun, Allah razı olsun. Peki şu anki... O da verdi, orada takılıyorum. Şu anki benle, o günkü ben arasındaki değişen o şeyden memnun musun? Enerji ağından memnun musun? Şimdi şöyle, insanların... Beni iyi olarak adlettin. Evet, iyi insanların kalbi değişmezmiş yani. Çünkü senin kalbin değişmedi. Sen o zaman ne kadar iyi bir insansan, ne kadar temiz kalpli bir insansan şimdi öylesin. Ama enerji alanı çok güzel bir... Evet, enerji alanın değişti. Tabii ki benim haddime değil. Çünkü sen de tecrübeli bir insansın yani. Pek çok şey görmüş bir insansın ama. Enerji alanı şöyle değişti bence. Yani seninle ilgili bu şeyleri verelim mi insanlara? Verebilirsin tabii ki. Enerji alanı şöyle değişti. Tabii ki ya, o güne kadar yaşadığı kimse kimseyi bunlarla ilgili sorgulama hakkına sahip değil. Ama o güne kadar yaşadığı şeylerden dolayı sen ya içeriye dönük oluyordun ya dışarıya dönük oluyordun. Yani ikisini kesiştiremiyordun. İkisini birbiriyle çok fazla anlaştıramıyordun.
senin dışında, senin içini birbirine barıştırdığını görüyorum. Gel zaman git zaman. Ve sendeki değişim ve gelişim bu yönde ilerliyor ve bu çok güzel bir şey. Yani bu benim nacizane görüşüm. Yani ikimizin var olan ham maddesini koyduğun zaman gerçekten güzel bir kimya olmuştu. Umut ediyorum sen de en az bu kadar mutlusundur. Ben de umut ediyorum. Umarım mutluyumdur. Yok benim odam var ya, tamam, sıkıntı yok. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Sen istediğinde sana holding mi kurmadık diyeceğim ama gerçekten holding kurabilecek sıfatlara sahip miyiz biz? Sanatçıyız yani, neticede en fazla kursak atölye kurarız değil mi? Ne diyorsun canım? Hayal. Bazen ben böyle... Sorulara başlayabilir miyiz arkadaşlar? Biz bazen Emir'le konuşurken ben başka bir dünyaya gidiyorum, hayal alemine, ama bu benim çocukluğumdan beri olan bir şeydir. Ve beni çok yakinen tanıyanlar şu an nereye gittin derler. Biz böyle Emir'le konuşurken ben birden böyle dalıyorum ve tepkisizleşiyorum. O esnada pembe bulutlar, dinozorlar. Bazen de şey oluyor mesela, bir konuyu anlatırken Ceren çok fazla mesela detay. Her hikayenin bir yan hikayesi var. Ben şey yaparım Ceren'e, bir şey anlatıyor, arkadaşlar bunu dinliyor. Artık arkadaşların gözünde böyle... arkadaşların gözü böyle buğulanmaya başlıyor falan. Ceren, tali yolda, yan yoldan çık, ya ana yola çık, ana yola falan. Çünkü hani mesela bir kişi var hikayenin içerisinde, o kişinin geçmişi. Ki bu arada iyi bir anlatıcı da değilimdir ha. Neden acaba aşkım? Niye o kadar çok anlatma ihtiyacı duyuyorum acaba hayatla ilgili? Bu arada kendimde gurur duyduğum yerler de var. Ne kadar anlatmayı beceremezsem de yaşamayı beceriyorum çok şükür. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şöyle, çok tatlısın öncelikle. Onu söyleyeyim bir kere. Çok önemli bir şey. Yani benim açımdan çok önemli. Benim açımdan seninle ilgili çok önemli bir şey. Tatlı olmam, başka hiç kimseyi ilgilendirmem. Bu bir. İkincisi, anlatı dediğimiz şey de bir zanaat ve sanata dönüşebilecek. Yani bir sanat. Yani anlatabiliyor muyum dedim ki size zanaat. Anlatı dediğimiz olay aslında çok kolay bir şey değil. Anlatmak var, anlatmak. Ama anlatının da bir sanatı var. İşte insanları tali yola sokmak var, tali yoldan çıkarmak var, arada reklamlara girmek var, ana fikre dönmek var. Acıyı vermek var, tatlıyı vermek var. Anlatabiliyor muyum sesini? Evet, anlatabiliyorsun. Bu arada ben Emir'le evlenmeden önce yemek seçerdim. Öyle soslar yemezdim. İşte bir sürü şey olurdu ve şu an geldiğimiz noktada her şeyin tadına bakıp yiyorum. Bunun için de ayrıca sana teşekkür ederim. Çünkü çok güzel yemek yapıyor. İlerleyen zamanlarda ben Emir'i mutfağıma da konuk almayı planlıyorum. Hatta Emir'in üstünden bu kanalda etinden, sütünden, yumurtasından işte... Kemiğinden, kemik suyundan faydalanmayı planlıyorum deyip. Evet, bu kanalda da diyelim yani. Bu kanalda da. Evet. Biz evlenirken hiç kimseye güvenmeden evlendik. Kendi kendimize flört ederken bir yola girdik ve kendi imkanlarımızla gerçekten kimseden yardım istemeden iki birey olarak gittik ve evlendik. Nasıl karar verdiniz evlenmeye? Ben bulaşık makinesini boşaltıyordum. Bir ses geldi. Onun evini toparlıyordum. Sanırım Emir bununla ilgili bana evlenmeye karar vermesiyle ilgili şey demişti. Ben o zaman yalnız yaşıyordum ve benim evime misafirliğe geldiği noktada demişti. Buzdolabını açtığı zaman zeytinyağlı görüyorum. Sırf seninle evlenmem için mi neden gibi bir şey söylemişti. Öyle miydi? Evet. Ben bulaşık makinesini boşaltıyor muydum, artık dolduruyor muydum neydi? Emir yanıma geldi ve dedi, nasıl evlenmek istersin dedi. Ay Emir dedim, evlenin gitsin işte zaten dedim. Evli gibiyiz zaten dedim yani. Hani evliyiz yani biz. Ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. Hadi dedim, evlenim öyle. Neşe olur mu ya Ceren? Bu soru şuydu. Nasıl evlenmek istersin evlilikte yani? Hani eminim. Saatin bağlı mı? Hani evlilik teklif etmeme gerek yok. Zaten sıkıntı yok. Yani nasıl evlenmek istersen. Ben direkt oraya değişiş yaptım. Evet. O da sağ olsun hiç bozmadı beni. Ve de bir daha sağ olsun dedi ki dedi yani sıkıntı yok dedi. Hani az önce anlatmaya çalıştığı arkadaşım. yani bizim evlenmemiz gerekiyor. Zaten sevgiliyiz falan. O yani hani büyük bir şey gerek yok. Zaten biz birbirimizi seviyoruz. Evet. Bizim sevgimiz aslında evliliğin yapı taşıdır. Aslında imza değildir evliliğin. Aslında iki insanın birbirine duyduğu saygı, sevgi, özen ve bilhaledir dedi. Öyle demek istedi. Sonra biz nikah tarihine gittik. Günümüzü aldık. Ailelerimize haber verdik. Nikah tarihine hep beraber buluştuk. Kına yok, nişan yok, isteme yok. Kim kimi istiyor ayrıca değil mi Emir? Bizi kimsenin birbirimizden istemesine izin vermedik. 13 yıllık evliliğimiz boyunca yüzük de takmadık. Çünkü bizim birbirimize ait olduğumuzu... Ben kaybedene kadar taktım. Evet. Ama çok önemli değildi yani. Sonrasında da hiç bunu dert etmedik. Evet. Değil mi? Aynen. Sen zaten takmıyordun.
Ben zaten sana aydım, sen de bana aitsin. Yani ruhlar bir şey olmuş. Ben de böyle hoşuma gidiyordu yani, of be falan filan, evliyim falan. Bir de hani rahatsız edilmemek için. Ben takı takmayı sevmiyorum galiba. Ya seviyorum aslında. Hani rahatsız edilmeyeyim diye. Anladın mı? Ha, evet. Yüzük elimde olsun da. Seni rahatsız edecek adam da anasının karnında, kadın neyse o insan anasının karnından doğmuş. Ben başka bir şeye güveniyorum kendime falan deyip, evet, içimden başka bir şey çıkartmayayım da neyse. Artık sorulara geçebilir miyiz? Bunlar soru değil mi ya? Benden memnun musun? Eksiklerim neler? Yapmam gereken artılar var mı, bunun üstüne koymam? Anneliğimden, eşliğimden, evde. Evdeki Ceren'i bir tanımlasam. Evdeki Ceren. Evdeki Ceren, evdeki Ceren. Evdeki Ceren, evdeki Ceren. Evdeki Ceren son derece. Ya bunu, ya ben çok... bunu anlatmak istemeyebilir miyim acaba? Tamam, evet, sor. Hani, no comment'e geç hani, yani. No comment yani. Ben evdeki Ceren'i YouTube'da anlatmak istemem. Sen istersen evdeki Ceren'i YouTube'da anlatabilirsin. Ama ben fazla de... şeyim, dağınıklığı sevmeyen, o yüzden bir insanları galiba... Gerçi bunu çok törpüledim ama yine de hala beni rahatsız ediyor. Mutfağı toparlamadan yatar gidemiyorum ben. Hala ellerim titriyor bu konuda falan. Ki bulaşık makinesi yerleştirirken evlenme teklifi almamın sebebi de bu bence. Şimdi evdeki demeyelim de Ceren. Ha, Ceren, evet. Ceren, benim tanıdığım en kuvvetli, ne diyelim ona, eski mahir diye bir kelime vardır ya, mahir. Benim tanıdığım en mahir insanlardan biri. Usta mı demek? En mahir kadın. Becerikli demek. Becerikli, evet. Galiba değil mi? Becerikli. Yani yapmak zorunda olduğum şeyi bir şekilde yapıyorum. Severek, isteyerek. Yemek yapmak dışında. Hep yapmak zorunda olmuyor şimdi mi yapıyorsun? Yok hayatım, severek yapıyorum zaten ama hani mesela yemek yapmak benim için çok severek yapılan bir iş değil ya. Benim için de bulaşık. Evet. Ya ben mutfağı çok severim, bulaşık hariç. Mesela ben bütün elektrik süpürgesi açıp ütü yapabilirim. Hatta eğer ben depresyondaysam şunu şu şekilde anlarsınız. Elektrik süpürgesiyle sürekli bir yeri süpürüyorumdur. Ya da dolaptaki eşyaları çıkartıp ütülüyorumdur ki ütüyü saatlerce yapabilirim. Çok biliyorum, evet, çok garip geliyor size. Aşkım, bu ütü yaptığın zaman depresyonda olduğunu keşke bana daha önceden söyleseydin ya. Aşkım, ben bunu bilmiyordum. Yani evde ütü yaptığın herhalde... Beni oradan çıkartır yani. Depresyondan çıkartır. Böyle ütülemek, kırışık böyle düzeltmek. O kadar iyi geliyor ki bana. Ve çok uzun zamandır yani. Bu bayağı 17-18 yaşlarına falan. Ya hala perde ütüleyen bir insan varsa o benim. Keyif alıyorum. Hala perde ütüleme kaldı mı ya? Kalmadı işte. Bütün bizim evde var maalesef ama hala. Ben çok seviyorum. O ütüye böyle ütün ısısıyla yapıp böyle o buharın çıkışı anı insanı rahatlatır mı? Beni rahatlatıyor mesela. Aşkım, aşkım diye ağlayacaksın. Başını duvarlara yaslayacaksın. Şarkının gerisi nasıldı unuttum. Nasıl karar verdik? Hem büyük bir masraftan kurtardık onları. Hem gereksiz diyaloglardan kurtardık. Hem öncesinde yaşanabilecek herhangi bir... Çünkü iki insan birbirini seviyor ve bu iki insan belli ki kendi kalıpları olan insanlar. İkimiz de kolay insanlar değiliz. İlerleyen zamanlarda tabii ki hayatımızdaki başka hareketlerle gördüğüm, iyi ki tek başımıza karar verip iyi ki tek başımıza yola çıkmışız. Hiçbir detayda birbirimizi yormamışız. Bu en güzel kısmıydı. Zaten Emir'le yüzükleri bir parmağımıza takıp arada bir tane kırmızı kurdele birinin kestiğini hayal edemiyorum. Çok komik bizim ikimizin kurdela takıp ortada bir makas kesti. Emir'le biz herhalde şey yapardık. Birbirimize bakıp puha diye gülerdik gibi geliyor. Şu an hani canlandırması yalnız bile komik. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu programın röportaj konuğu... Düşünsene biri elime, lütfen, elimi açıyor, lütfen, içine kına koyuyor falan. Yani bana komik... Beni mesela ağlatamazdınız o gün arada. Bana çok gülme gelirdi. Yani ben çok aslında gelenekçi bir insanımdır. Ama günün sonunda bireysel... Aa, hiç oran olmuyor. Bireyselliğe inanıyorum. Yani ben... Belli bireyselliğe inandınız. Aynı zamanda takım oyununa inanıyorum. Bireysellikten yola çıkarak takım falan neyse işte. Emir Bey, peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Sağ olun. Bana da sordunuz. bence sevgi kazanacak. 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 Evet. Kazan kaynatmak kazanacak. Yas. Öyle bir şey oldu bu. Bu konu çok önemli konu aslında. Evet, bu kadar dalga geçilecek bir konu değil. Yani kendime soru sormuş gibi değil, kendime soru sordum. Ve cevap veriyorum şu an. Evet, lütfen. Bence biz yanlış yaptık ya. Ailelerimizi aramız gerekiyordu. Kızın olduktan sonra mı söylüyorsun bunu?
Kızın olduktan sonra mı söylüyorsun bunu? Hayır. Yok, ciddi olanı şu. Bakın, bu işte kınaydı mınaydı. Çocukların ailelerini mutlu etme sendromu, tamam mı? Evliliklere yansıdığı müddetçe şöyle bir şey. Çocuklar tabii ki ailelerini mutlu etmek ister. Aileler de çocuklarını mutlu etmek ister. Doğal bir ailenin psikolojisi budur yani. Ama şimdi mesela isteme. Hayır. Tanışma. Evet. Yani şöyle rıza mesela. Ha, bu arada biz birbirimizin aileleriyle tanıştık. Tabii ki. Ama herhangi bir depreme karşılık aileleri nikah salonunda tanıştırdık. Ben Ceren'in ailesiyle tanıştım. Sonuçta onların rızasını aldım. Ceren benim ailemle tanıştı. Sonuçta onların rızasını aldım. Sonra bu onlar bir telefonda değil, konuştular. Birbirleriyle anlaştılar. Bu önemli değil demiyoruz. Yani bu çok önemli bir şey. Yani en doğrusu evet anne babanın da gönlünün ferah olması yani sonuç itibariyle. Evet, hiçbirini kırmadık ama bunları yaparken. Evet evet. Yani. Şu an hepsi çok mutlular. Biz şöyle bir şey iddia etmiyoruz arkadaşlar. Yani çocuklar gitsinler annelerine babalarına haber vermeden istedikleri kişilerle başına buyruk bir şekilde asla böyle bir şeye söz konusu bile değil. Böyle bir şeyi asla özendirmek ve asla böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Subject. 10 yaşında bir baba, yani, kız babası. Hayır ben daha önce, ben küçükken de böyle düşünüyorum. Yok biz gerçekten bunları yaparken hiç kimseyi darılmadık, kimseyi darılttırmadık, kimsenin kalbini kırmadık. Tabii aileler şu anda çok iyi anlaşıyor, hiçbir problem yok. Evet bizden daha çok birbirleriyle konuşuyorlar. Evet. Çünkü gerçekten hayatta bazen böyle dümdüz detaylara çok takılmadan sonuca gitmek gerekiyor. Bizim de o esnada birbirimize ihtiyacımız vardı. Biz kurdele takmadan evlendik. Açılış yapmadık. Neyin açılışıysa o. Bizim aslında özendiğimiz... Anneanne baban o esnada Katar'daydı. Biz birbirleriyle tanışmamaları için, karşılaşmamaları için evlenmeden önce elimizden geleni yapmış falan değiliz. Olmadı da yani. Denk gelmediler. Evet evet. Yani aynen öyle. Gerçekten yani de öyle. Bu mesele öyle bir mesele değil. Yoksa kim ya onu organize var. Edemedik. Çok organize evet. Edebilen insanlar değiliz. İnsanları bir yerde buluşturup organize... Ama şu günün sonunda şu çıkıyor. Yani hepimizin şu andaki ortak hayatında yani bizim evlenmeden önce tanışsalardı daha iyi olurdu diyebileceğimiz bir şey yok. Şu anda her şey çok iyi. Yani. Evet. Demek istediğim 13 aslında, senedir evliyiz. 15 senedir birlikteyiz. Dolayısıyla yani burada tabii ki yani çocuklar annelerine, babalarına gelecekler, diyecekler ki bakın ben böyle bir insanla beraberim, bununla evlenmek istiyorum. Kızım kimmiş o? Ya da oğlum kimmiş o? Gel bir tanışalım. İşte ailesi kim filan falan. Benim, bizim demek istediğimiz şeyi... Bu arada bir parantez açı. Bak, ha, bu tamam. Evet, pardon. Bu konuya girmen gerçekten, evet güzel oldu. bu konuda çok iyi anlatmamız lazım bazı şeyler. Şimdi bu konuda böyle falan olmaz. Bak şimdi esas mesele şu. Burada olay aslında ailelerde. Ailelerin burada kibir ve ego, tamam mı, yapmamaları gerekiyor. Aileler, sizlere sesleniyorum. İki insan evlendiği zaman sizler evlenmiyorsunuz. Onlar evleniyor. O iki insan evleniyor. Hem evlilik sürecinde hem sonraki süreçte bunu anne babaların unutmamaları gerekiyor. Olay bu. Ama, ama öyle olur. Ama böyle olur. İsteyen istediği gibi evlenir. Kimisi düğün yapar, kimisi şöyle yapar, kimisi böyle yapar. Ama önemli olan az önce söylediğim cümle. Yani ailelerin, tabii ki çocukların da ailelerine karşı saygılarını, sevgilerini eksik etmemeleri gerekiyor. Ama ailelerin, evlenen kişilerin onlar olmadığını, tamam mı, çok iyi bir şekilde etüt etmeleri ve anlamaları gerekiyor. Olay bu aslında. Evet ama bu arada evlenmeyi, çocuk doğurmayı... Çünkü böyle çok büyütmeye, hayır, çünkü çok cafcaflamaya gerek de yok. Zorlanıyor çocuklar, evlilikler zorlanıyor. Evet. Boşanmalar sırf bu yüzden o kadar çok boşanan insan var. Mutlu olabilecekken. Çünkü bütçelerinin dışında bir bütçeye de çıkabiliyorlar yok. İnsanları mutlu etmek için. O bir gösterişe şatafata gidiyor. Ben yok, İlber Ortaylı'nın bu konudaki görüşüne harcıyor. Çok net katılıyorum. Geçsin çocuklar, yeni yerler görürsünler. Değil mi? Yani sen koskoca Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük tarih profesörlerinden bir tanesin. Bu konudaki ilgili görüşüne mi katılıyorsun? Ben bazı yani çok yani şimdi tarih profesörü deyince ben hani hocanın söylediği birçok şey. Osmanlı'da evlilik gibi mi?
Emir şimdi bak gerçekten genel kültürden abi, vurma bunu. Ya bu evlilik konusu çok uzadı. Çok biz uzadı. Evet başka şeye geçiyoruz. Lazım. Başka geçeye geçiyoruz. Geçelim mi? Başka geceye mi geçiyoruz? Şeye geçelim. Nasıl geçelim? Bu arada sana başka bir şey sormak istiyorum. Bizim kavga yani herkes gibi biz de kavga ediyoruz, tartışıyoruz. Kavgalarımızı, tartışmalarımızı bir eleştirsene. Çok tatlı kavga ediyoruz. Çünkü şöyle tartışsak bile bir konuda maksimum küsme süremiz 35 dakikayı geçti mi? Bir şey soracağım. Farkında mısınız? Beni bu programa davet etti röportaj konu olarak ve hep kendisiyle ilgili sorular soruyor. Çünkü ben bir teraziye teraziyim. Evet. Benden memnun musun tartışmalarımızda? Ben senden çok memnunum. Allah senden razı olsun. Bizim tartışmalarımız nasıl oluyor? Bizim tartışmalarımız eskiden ya hep ya hiçiydik biz. Evet çok. Tartışmalarımızda. Yani ya hero ya mero. Tabii. Evliliğimizin ilk yıllarında yani öyle bizim tartışmalarımız. Tartışma demeyelim de onlara. Çünkü tartışma çok medeni bir şey kalır yani bizim ilk evliliğimiz ilk yıllarındaki tartışmalarımızda. Çünkü ikimiz de tutkulu insanlarız. Çok. İkimiz de belli bir... Ama yine 35 dakikadan fazla hiç küs kalmadık sevgi. Ya. Sevgi. Sevgi yani eğer ortada bir sevgi varsa ve şimdi aslında az önce senin anlattığın şeylerde senin dokunmanı istediğim tarafın ailelerden çok şey olmasını isterim. Yani o tarafa doğru geçecek mi diye şey yaptım ama tabii ki biz konuk olarak alındık ama burada biz dinleyen yok. Neyse. Şöyle bir şeye kapılıyorlar. Yani ailelerimiz eğer yanımızda olursa, bizi desteklerse, bize yardım ederlerse bizim işimiz kolaylaşacak. Bizim evliliklerimiz kolaylaşacak. Bizim işte hayatımız kolaylaşacak şeklinde. Hayatta şöyle bir şey var. Benim kendi tecrübelerimden edindiğim bir şey bu. Bir şeyle ilgili ilk olarak düşündüğünüz şey eğer o işin kolay olduğuysa, tekrar söylüyorum, bir işle ilgili olarak ilk düşündüğünüz şey, etrafınızı düşünmeden önce, kulaktan dolma bilgilerle, ilk aklınıza gelen şey o işin kolay olduysa o iş %95 oranında kolay değildir arkadaşlar. This is more, bu grafik tasarımında da olan bir olaydır. Hani az çoktur gibisinden. Şimdi biz aslında zoru seçtik. Seçtik yani. Bile isteye zoru seçtik. Zor bir yol seçtik. Yani. Voltran oluşturduk yalnız bebeğim. Yalnız bir yol. Voltran. Yalnız bir yol. Ne yaptım lan ben? Yalnız bir yol. Voltran da benim çocukluğum. Evet. Yalnız bir yol seçtik kendimize. Dördüncü evet. defa söylüyorum. Yalnız bir yol. Canım. Gerçekten öyle bir yol seçtik. Dolayısıyla bu yalnız yolu seçebilecek insanlar olarak bir evlilik başlattık. Ve orada da bizim evliliğimizin ilk iletişim sekansları da zordu. Evet. Baskın karakterler olduğu çok. İçin. Ama her zaman şunu hatırladık bence. Ama bence en zoru neydi biliyor musun? İlk evimize gelen, evi toparlayan mimarın yanlış yaptığı dolap falan zordu. Şunu bir bitireyim lan. Dünya Kupası senesinde evlendik biz. Neyse, evet özür dilerim. Hiçbir şey sormanıza gerek yok. Hayatın nasıl, evliliğin nasıl? Ya bu. Eğer Emir Benderlioğlu'nun tekrar programıma konuk olmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı sakın unutmayın. Çünkü ben bu adamı tekrar bu programa konuk almak istiyorum. Ve bunu yapmanın tek şartı sizi takipçim olarak kanalıma abone etmek. Çünkü iddiamız var. Beni kazandırın lütfen. Beni tekrar buraya alabilir miyim? Bu şey işareti neydi? Beni kurtarın işareti falan vardı. Şeydi. Ben nasıl yapmadım. Şey? O şey kadınların şu. Şöyle bir şeydi. Neydi ya? Şöyle bir